أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا صالحاتي سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلى آخر السورة. 3 آيات كريمة okundu. Bunlar Meryem suresinin son ayetleri oluyor. Bu ayetlerle bu sureyi celile bitmiş oluyor ve Taha suresi başlıyor. Birinci ayet. Estaizu billah. İnnellezîne. Muhakkak o kimseler ki âmenû, iman ettiler, mümin oldular ve de amilû, işlediler es-sâlihâti, Allah-u Teâlâ'nın kabulüne, rızasına, dinine elverişli, uygun işler işlediler. Yani Müslümanca bir hayat yaşadılar. İman edip mümince yaşayanlar. Var ya, evet, seyec'alu mutlaka kılar. Lehum onlar için. İman edip mümince yaşayanlar için kılar. Er-Rahmanu, Rahman olan Allahu Teala Celle Celaluhu. Rahman, rahmeti ilahiyesi gereğince diyelim, o kılar. Vudden sevgi kılar. İman eden ve Müslümanca yaşayanlar için Rahman Teala ve Tekaddes sevgi kılar. Ne demektir bu? Allahu Alem. Evet. Önce şu manayı alabiliriz buradan. İman edip
Müslümanca yaşayan insanları insanlar için Allah-u Teala sevgi kılar. Yani diğer insanların kalbine o adamın, o kişinin sevgisini koyar, saygısını koyar. O mümini, o muhterem Müslümanı severler, sevilir o yani. Kim sever onu? Allah-u Teala başta. Allah-u Teala sever. Başka? Cebrail aleyhisselam sever. Başka? Gök ehli sever. Yer ehli sever. Tabii imansızdan böyle bir şey beklenmez. Evet. Allah-u Teala onun için sevgi koyar. O adam sevilir bir adam olur. Kim sever onu? Sevimli yani. Kim sever? Allah-u Teala'dan başlayalım işte. Nitekim İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayetiyle gelen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman nasıl sever Allah-u Teala kulunu? Kulun rengine bakmaz, ırkına bakmaz, enine boyuna bakmaz, mali, ekonomik durumuna bakmaz Allah-u Teala. Mesela Allah fakirleri mi sever? Yok böyle bir şey. Zenginleri mi sever? Yok böyle bir şey. Adam fakir olur, Allah-u Teala onu sevmez. Zengin olur, Allah-u Teala onu sever. Zengin vardır ki Allah-u Teala onu sevmez. Fakir vardır ki Allah-u Teala onu sever. Yani Mevla'nın sevmesi mali duruma bakmıyor. Renge ve ırka da bakmıyor. Siyah olursan sevilirsin, beyaz olursan sevilirsin. Yok böyle bir şey. Türk olursan sevilirsin, Arap olursan sevilirsin. Böyle bir şey yok. Allah-u Teala insanların rengine, ırkına bakmaz. Ya Allah-u Teala kulunu nasıl sever? Evet. O kulun Allah-u Teala'nın sevgili Habibine ittibaıyla onu sever Cenab-ı Hak. Yani bir insan eni boyu ne olursa olsun, rengi, ırkı ne olursa olsun, mali, ekonomik durumu ne olursa olsun, bunların hiçbir önemi yoktur. Eğer Resulullah Efendimiz'e ittiba ediyorsa, ona ittiba ettiği kadar Allah-u Teala onu sever. Çok ittiba ediyorsa çok sever onu. Az ittiba ediyorsa az sever. Orta derecede ittiba ediyorsa, yani kul Resulullah'a orta derecede uyuyorsa Allah-u Teala onu orta derecede sever. Allah-u Teala'nın sevgisinin şartı budur. Evet. Şimdi kul Mevla'ya kendini sevdirince, Allah-u Teala bir kulu sevince, yani dikkat edelim. Allah-u Teala'nın kulun sevgilisi olmak için mesela peygamberin oğlu olmak şey ifade etmiyor icabında. Peygamber oğlu mu olsak acaba? Peygamber babası mı olsak? Peygamber neslinin sülalesinden mi gelsek? Bunlar tek başına bir şey ifade etmiyor. Allah-u Teala'ya sevgili olmak için Resulullah'a efendim ümmet olmak lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a uymalı. İşte bir insan Resulullah'a uydu. Allah-u Teala da onu sevdi. Sevdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dea Cibril. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı çağırır. Ve ona der ki Ya Cibril inni uhibbu fulanen. Ben falanı seviyorum. Sevdim falanı. فَاَحِبَّهُ Sen de onu sev bakalım. Hadi bakalım.
Çünkü benim sevdiğimi seveceksin. Feyuhibbuhu Cibril. Cebrail Aleyhisselam da sever onu. Çünkü o Allah-u Teala'nın emrini yapar. Bütün melekler böyledir. Sümme yunadi Cibrilu fi ehlis sema. Sonra Cebrail Aleyhisselam gök halkına seslenir. Göktekilere seslenir. Der ki inna Allaha yuhibbu fulanen fe ahibbuhu. Allah falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Çabuk. Sevin onu bakayım. فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَا Gök ehli hep sever onu, o falanı, o kişiyi. Allah-u Teala'nın sevdiğini sever. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ Sonra da gök ehli onu sevdiği gibi yeryüzü halkının da gönlünde o kişiye karşı bir kabul, bir meyil konulur. Onu severler. Tabii müminler tabii, kafirler başka. Ve devamla buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا Allah-u Teala bir kuluna kızdığı zaman, bir kul Allah-u Teala'ya kızdırınca, Allah neden kızar? İnsanların eninden boyundan dolayı kızmaz. Zenginden, ırkından, dilinden dolayı kızmaz insanlar Allah-u Teala. İnsanlara fakir olduğu için kızmaz, zengin olduğu için de kızmaz. Ya inancından ve yaşantısından dolayı kızar Allah-u Teala. Ondan. Evet. İşte Allah-u Teala bir kuluna kızdığı zaman Dea Cibril, Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. فَقَالَ يَا جِبْرِلْ اِنِّي اُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضْهُ Ben falana buğz ediyorum. Falancı beni kızdırdı. Kızıyorum ona. Sen de kız ona. Allah-u Teala'nın kızdığını tutmak, Allah-u Teala'nın sevmediğini sevmek, Allah-u Teala'ya ters düşmek demektir. Madem Mevla ona kızıyor, Cebrail de ne yapar? فَاَبْغَدَهُ فَاَبْغِدُهُ Kız ona der. فَيُبْغِدُهُ Cebrail Aleyhisselam da hemen ona kızar. Allah kızıyorsa o da kızar ona. Allah-u Teala'nın kızdığını sevdin mi Allah'a ters düşün demektir. Koptun Allah'tan demektir. Buna çok dikkat edelim. Bizim sevdiklerimizin içerisinde bir tane Allah'ın kızdığı olmamalı. Allah bir adama kızıyor, sen onu seviyorsun. Cenab-ı Hak'la ters düşüyorsun. Onun için sevdiklerimize çok dikkat edeceğiz. Tuttuklarımızı, attıklarımıza da dikkat edeceğiz. Biz bir adamı atıyoruz. Ya Allah-u Teala onu tutuyorsa? Ha? Gene iş tehlike. Allah-u Teala'nın tuttuğunu atmak da tehlike. Attığını tutmak da tehlike. Ya ne olacak? Onun tuttuğunu tutacağız, attığını atacağız. Bu hususta çok dikkatli davranacağız. Kendi hislerimize, kendi duygularımıza teslim olmayacağız. Aşacağız bunları. Bana göre şu adam hiç sevilir bir adam değil ama Rabbime göre çok sevilir bir adam ise kendimi aşıp o adamı sevmeliyim. Bana göre şu adam çok sevimli bir adam. Ama dinime, Rabbime göre bu adam sevimli değil ise kendimi aşıp onu sevmemeliyim. Nefsimin esiri olmamalıyım. Cebrail Aleyhisselam hemen ona buğz eder. Sonra tümme yunadi fi ehlis sema gök halkına seslenir Cebrail Aleyhisselam. Der ki inna Allaha yubghidu fulanen fe ebghiduhu. Ey gök ehli, Allah-u Teala falana buğz ediyor, siz de ona buğz edin. E canım bize bir şey zarar olmadı. Ne demek zarar olmadı? Allah-u Teala buğz ediyorsa sen de ona buğz edeceksin ki Allah-u Teala'ya ters olmayasın, ters düşmeyesin. Sevgimiz, nefretimiz çok önemlidir. Siz de ona buğz edin. فَاَبْغَدُوهُ Bütün gök ehli o adama buğz eder. Melekler, melaike-i kiram hepsi buğz eder ona.
ثُمَّ يُوْلَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ Sonra yeryüzü halkı arasında da o kişiye karşı buğuz konulur. Allah-u Teala sevmiyorsa, yeryüzünde Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar da onu sevmezler. Kanun ilahi bu. İşte bu ayet kerimeden bir bunu anlayacağız. Bir de şunu anlayacağız. Neyi? Şimdi hep böyle sevgiden mevgiden bahsediliyor bu çağda, bu dönemde. Hep sevgi, işte ne bileyim, işte insanların birbirine, birbirini sevmekten falan çok bahsediliyor. Ve bu sevgi noktasında çok efendim sıkıntılar yaşanıyor. En birinci sıkıntı tabii ki karı koca arasında, evlat baba anne arasında, efendime söyleyeyim eş dost arasında, efendime söyleyeyim cemaat arasında bu sevgi sıkıntısı yaşanıyor. Onun için de hatta işte şeylere gidiyor insanlar, bir takım adamlara gidiyorlar, onlar nuskalar yapıyoruz, bir şeyler yapıyorlar, sevgi nuskası falan. Bu işin esas nuskası bu ayet-i kerimede. Birbirini sevmenin yolu inanmak ve Müslümanca yaşamaktır. Başka bir şekilde olmaz. Öyle sever gibi olur ama sevgi Allah'tandır. Onu Allah Teala kalbe koyar veya koymaz. İşte bu sevginin kalplerde olmasının şartı iman ve Müslümanca bir hayat yaşamaktır. Eğer bu sevgi yoksa, mesela karı koca arasında sevgi sıkıntısı yaşanıyorsa buraya bakılsın. Ve bunun giderilmesi için de buraya bakılsın. Adam gidiyor bir ufurukçuya, o size bir şeyler yazıyor, böylece karı seni sevecek, sen hanım seni sevecek, sen hanımı seveceksin. Yani işin tabii yoluna girmiyoruz çünkü o biraz zor geliyor bize. Böyle ufuruklemelerle falan o işe kapatmaya çalışıyoruz. Hayır. Sevginin yolu inandıktan sonra Müslümanca yaşamaktır. Odur, başkası değildir. Başka türlü sevgi olmaz. Sadece sevginin sözü olur, lafı olur. Seviyorum der ama seviyorum demek sevmek değil ki. Müminlerin birbir arasında, bak Rahman diyor burada, yani o Rahman Teala rahmet verecek, acıma, merhamet, şefkat, sevgi koyacak. Ama nasıl? İman ve ameli salihle. İslami bir hayat yaşayacaksın ki sevgi olsun. Ve o sevgi temelli olsun, sürekli olsun. Bazı sevgiler de olur. Nasıl? Günübirlik yani. Bugün birbirini seversin ama yarın ahirette birbirinden fersah fersah uzak olmak istersin. Halbuki dünya geçicidir, ahiret ebedidir. Bizim geçici alemde geçen biten sevgiler neye yarar ki? Sonsuz aleme taşınabilecek sevgiler önemlidir ki. Estağfirullah. El-ehillâ'u dostlar yevmeydin o günde ba'luhum bir kısmı li ba'lın diğerinin aduvun düşmanı, hepsi. Bütün dostlar düşman olacaktır. Dostluklar bitecek. Çünkü iman ve takva temeli üzere olmamış dostluklar. Günübirlik, gündelik. Yani menfaate dayanan, maddeye dayanan dostluklar. Maddi dostluklar. Madde bitti. Dünya bitince dostluk da bitiyor. Ahirette madde yok, mana var. Halbuki dostluğumuz bizim maddeyle alakalı. Adam kadının bedenini seviyor. Kadın adamın bedenini seviyor. O onun parasını seviyor. O onun imkanlarını seviyor. Bunlar bitince sevgi de bitiyor. Peki bitti ama alem, yeni bir alem başladı. Sonsuz bir alem. İllel muttakîn. Ancak takva temeli üzere sevgi kuranların sevgisi esas semeresini
o günden sonra verecektir. Onların sevgisi sonsuz olacaktır. Ve de orada o sevgi meyvesini verecektir. Takva temeli üzere. Yani Allah için birbirini sevmek. Bu adam Rabbime göre sevilir bir adamdır diye onu sevmek. Rabbime göre sevilir adam diye seviyorsan o sevgi sonsuz olur. Kadın da böyledir. Her şey böyle. Evlat da böyledir. Evladın Allah'ın düşmanıdır. Ama benim uşağımdır diyorsun, ona sarılıyorsun. Yani bu nasıl oluyor yani? Nasıl oluyor bu? Peki. İkinci ayet. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ Ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'i bilisanike senin lisanınla indirerek aşırı derecede kolay yaptık. Kur'an zordur diyen insan Allah'ın dediğini tekzip etmiş oluyor. Allah-u Teala'nın kaç ayeti vardır ki yeminle söylüyor, Kur'an'ı kolay ettik. Bir tanesi de bu ayet. İşte şeyde var, Kamer suresinde 5-6 kere tekrar ediliyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Andolsun ki elbette ve muhakkak yemin ederim ki Kur'an'ı aşırı kolay ettik. Çok kolaydır Kur'an-ı Kerim. Fakat Kur'an'ın düşmanı olan nefis ve şeytan onu sana zor gösteriyor. Sen şeytana kulak verirsen Kur'an zordu dersin. Rahman'a kulak verirsen Kur'an kolaydır dersin. Allah'a bakarsan Celle Celaluhu. Evet. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكِ يَسَّرْنَا Kur'an-ı Kerim'i sana çok kolay kıldık. بِلِسَانِكِ senin dilinle kıldık. Bizim dilimiz Arapça değil ise o zaman Arapça öğreneceğiz demektir. Niye? Niye Arapça öğreneceğiz? Hangi münasebetle? Araplarla konuşmak için mi? Yok. Araplarla konuşmak için, Araplara mal satmak için Arapça öğrenmek değer mi, değmez mi? Değer, değmez belki. Ama Kur'an'la konuşmak için Arapça okumalıyız. Değer mi? Değer. Madem Arap değiliz, o halde Arapça okuyacağız. Danadan doğma Arap olsak, doğduğumuz dille beraber Kur'an-ı Kerim'i anlıyoruz nasıl olsa. Mesele yok. Ama Türkçe, Türk olarak veya başka bir şekilde doğduk. Yani Arapça konuşan bir ailede büyümedik. Arapça bilerek büyümedik. Ne yapacağız o zaman? O zaman öğreneceğiz. İnsanlar yabancı dil öğreniyor. Sen yabancı dil öğreniyorsun da ula, kitabının dilini öğrenmiyorsun. İngilizce yabancıdır. Bak yabancıyı öğreniyorsun. Almanca, Fransızca yabancı dil. Ama Arapça yabancı değil. Niye? Kitabımın dili ya. Peygamberimin dili. Dinimin dili. Tamam İngilizce yabancı. Bak yabancıyı okuyorsun, yerliyi okumuyorsun. Okumak lazım. Hepiniz Arapça okumanız lazım. Niçin? Allah'ın ayetlerini anlamak için. Ayetleri anlamak için. Allah'ın dediklerini anlamak için. Hep Arapça okumak lazım. Ama bunu anlatamıyoruz. Zannediyorsunuz ki Arapça yani hoca olmaya niyetim yok o halde Arapça. Hoca olmak için Arapça okumayacaksın. Kur'an'ın ayetlerini anlamak için okuyacaksın. Hepimiz Arapça okumalıyız inşallah. 80 yaşına kadar herkes okuyacak. 80'den sonrasını efendisinin düşünüyorum diyor. Bakalım ne diyeyim. Hep Arapça okumak lazım. Madem Arapça yani ana dilimiz değil, o halde aslında ana dilimiz biz, anamızın dili. Bizim anamız Hazreti Ayşe'dir. Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hafsa'dır. Ummahatül Müminin, müminlerin anaları, Resulullah'ın hanımları. Ana dilimiz bizim. Anamızın dili. Hep okumak lazım Arapça. Arapça öğrenmeden ölmeyin. Evet. Severberlik yapın. Bir zamanda öğrenirsiniz bunu. Arapça da kolaydır yani. Şu İngilizceye bakıyor. Hakikaten yabancı dil yani. Yabancı. Yabancı dil. İsmi üstünde. Almanca yabancı dil. Yaramaz dil. Ama onu okuyorsun. Arapça ana dilin.
Ana dilimiz bizim. İngilizce bir şey yazarsın, okuması başka, yazılması başka. Yabancı çünkü. Ama Arapça öyle mi? Çok kolay ettik Kur'an-ı Kerim'i. Niçin? لِتُنْدِرَ بِهِ onunla korkutasın el-muttakine muttakileri. Takvaya ulaşmak isteyenleri korkutup uyarasın. Efendim, müjdeliye, لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ muttakileri müjdeliyesin diye. وَتُنْدِرَ بِهِ ve Kur'an-ı Kerim'le korkutasın kavmen bir kavmi ki ludda eleddu eleddani luddun leddae leddavani luddun eleddu çok mücadeleci yani gavurlukta böyle mücadeleci gavur Kur'an'la, İslam'la, dinle çok mücadele eden böyle sert, katı düşman evet öyle bir topluluğu da korkutasın diye. Onlara cehennem diyesin. Muttaki ve muhterem ve mübarek Müslümanları da onları da müjdeliyesin diye Kur'an-ı Kerim gelin. Kur'an-ı Kerim'deki iş vardır. Mübarek insanlara müjde vardır. Böyle mücadeleci insanlara, hakla kavga eden insanlara da korkutma vardır. Ve kem ehlekna nice helak ettik kablehum onlardan önce kimden önce yani mesela bugün yaşayan kafirler mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan Kureyş kafirleri diğer kafirler onlardan önce nice kafirleri helak ettik yani bugünün kafirlerinin yaptığını dün yapan insanları helak ettik sayısı yok bunların evet min karnin asırlar yani bir asrın insanlarını helak ediyoruz. Kaç asır insanları helak ettik inkarlarından dolayı. Hel tuhissu minhum hiç hissediyor musun onlardan min ahadin hiçbirinden efendim bir onlardan bir şey hissediyor musun? Bir şey görüyor musun? Bir eser, bir kalıntı var mı? Hani o efendim ben en yüce Rabbinizim diyen Firavun. Hani o efendime söyleyeyim dünyaya baştan sona hakim olduğu için kendisini Rab iddia eden Nemrut. Hani o Karunlar, Şeddatlar, Hamanlar vesair 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 böyle tescilli, damgalı meşhur kafirler. Biz bunları helak ettik. Bir defa helak olmamaya hiç direnen yok. Yani ben ölmem. Yavurluk yapabilirsin ama öleceksin. Yavurluk serbest ama ölüp ölmemek serbest değil. Değil mi? Mecbur. Yavurluk niye serbest? İmtihan. Dünya imtihan dünyanın oldu. Herkes eteğindeki taşı döksün. Onun için Allah-u Teala istese hiç kafir kalmaz. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Allah sizi hepinizi hidayet eder. وَلَوْ شَاءَ لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَلْقُ كُلُّمْ جَمِعِينَ Allah sizi herkes mümin olur istese. Ama onu sizin isteğinize bırakmış. Bakalım kim imanı seçecek, kim küfrü seçecek. Ama ölüm ölmemeyi bizim isteğimize bırakmamış. Yani isteyen ölsün, isteyen kalsın yok. Herkes ölecek. Herkes ölecek. Ve öldüler. Hiç onlardan biz böyle iz, onlardan biz efendim eser görüyor musun? Hel tuhissu minhum min ahadin ev tesma'u lehum zikza veya yani o mesela bundan evvel Allah-u Teala'yı onun dinini böyle tepe tepe inkar etmişlerden bir tane ölmemiş var mıdır? Var mı? Yani eceli gelmiş ama ölüme direnmiş, ölüme meydan okumuş. Hani ölümü yendi diyorlar. Ölümü yenmiş öyle mi? Ulan bu ne gavurluktur ha? Hem gebeleceksin hem gene hala gavurluk yapıyorsun. Ölümü yenmiş. Neyi yeniyor la?
Aa baksana ölmedi ya. Vakti gelmemiş de ölmemiş ya. Vakti gelse bak bakalım kalır mı? Bir adam ölmemişse o ölümü gelmediği için ölmemiştir. Yoksa eceli gelenlerden bir tane hel tuhissu minhum min ahadin. Bugünden önce kafirlik yapmışlardan bir tane yaşayan var mıdır diyor Allah-u Teala. Görsek şöyle bir mostalık bir gavur böyle hani 300-500 sene önce yaşamış hala yaşıyor. Ölüme direniyor. Var mı? Yoktur. Allah-u Teala hepsini susturdu. اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ زِكْزَا veya böyle çok hafif bir ses bir tanesinden, bir inilti, bir fısıltı duyabiliyor musun? Duyabilir misin? Duyamazsın. Hepsi çürümüş, yok olmuş, gitmiş. Hani siz Allah'ın dinine direniyordunuz? Demek ki çok affedersiniz eşekliklerinden. Geçen bir hoca vaaz ediyor bizim, gülmekten kırdı bize. Dedi, böyle hoca, bizim hocalardan bir tanesi, adam bir yaramaz herife, bir gavur herife öküz demiş de, rüyasında öküz, bildiğimiz dört ayaklı boynuzlu öküz bunu almış önüne, bu bizim hocaya, bunu böyle boynuzlarıyla vuruyor. Ulan sen beni diyor, ona nasıl benzetiyorsun diyor. O adam bana nasıl benzetiyor? O gavuru öküz herif demiş de, rüyasında öküz bunu bindirir böyle. Nasıl bana benzetiyorsun onu sen de diyor. Ben hiç ona benziyor muyum ya o gavura? Ha? Şimdi eşek dedik de yani. Yani eşek de bizi şimdi toslamasa iyiydi. Yani hiç benziyor mu yani? İnkar eden eşek gördünüz mü? İnat eden var da inkar eden eşek gördünüz mü? Ha? İnkar eden öküz gördünüz mü? Bunları eşeğe, öküze benzetmek bile vebal. Vebal. Ya belhum adallu. Bunlar hayvanlardan daha aşağı ve alçak. Evet. Onun için en büyük ibadetlerden bir tanesi, belki ibadetlerin en başı, gavuru lanetlemektir. Kafire ne kadar lanet ediyorsanız o kadar Allah-u Teala'ya yakınsınız. Kafire ne kadar değer veriyorsanız o kadar Allah-u Teala'dan uzaksınız. Allah-u Teala en kızdığı şey, bugün mesela devletin efendim nezdinde terörist olan bir insanı övmek suçtur. Ya efendim ben iyi tarafını söylüyorum. Onun iyi tarafını söylemek de kanunen suçtur. Teröristi savunamazsın, onu övemezsin. Suçtur. Ha? Peki Allah'ça terörist olan bir insanı nasıl översin? Allah'ça terörist, hadis-i şerif olarak da بَابُ مَا جَاءَ عَنْهُ فِي الزَّكَاتِ وَالصَّدَقَةِ Ebu Eyyub-i El-Ensar Hazretleri'nden gelen rivayetler, zekat ve sadaka hakkında gelen rivayetler وَمَا مَعْهُ ذَٰلِكَ ف۪يهِ مَا تَقَدَّمَ بَابُ مَا جَاءَ عَنْهُ فِي الزَّكَاتِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا مَعْهُ ذَٰلِكَ fihi ma tekaddeme. Tam anlayamıyorum burayı ne demek istiyor. Evet, zaten bu başlık yani hadis-i şerif değil. Hadis-i şerife başlık koymuş. Peki 84. hadis-i şerif an Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an kâle. Câe raculun Ebu Eyyub el-Ensari Eyüp Sultan Hazretleri işte. Ondan gelen rivayetleri okuyoruz. Bir adam geldi ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'e fekâle dedi ki: "Dülleni." Dülle, bu dülle, dülli, düllü, üç şekilde okunabiliyoruz. Delle yedüllünün emri hazır, medde yemuddüden emri hazır, mudde, muddi, muddu, aslı umdut. Dülle, dülli, düllü, aslı üdülül, idgam yapılıyor, ilal yapılıyor, idgam yapılıyor, dülle oluyor. Dülleni, ya Resulallah, yani bana delil ol, bana göster yani. Ala amelin, bir amele beni ulaştır ki, bana bir ameli haber ver ki. Evet, e'amiluhu, dülleni ala amelin, e'amiluhu, öyle amel ki e'amiluhu, onu ben işleyeyim ve yudnini minel cenne,
o beni cennete yaklaştırsın ve yubaiduni minennar, cehennemden beni uzaklaştırsın. Ya Resulallah, bana bir amel söyle ki onu yapınca cehennemden uzak olayım, cennete yakın olayım. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, te'abudullah. Allah-u Teala'ya kul olacaksın. Cennete yaklaşmak, cehennemden uzaklaşmak için Allah-u Teala'ya kul olacaksın. Ona kulluk yapacaksın. Ve la tüşrikü bihi şeya. Hiç ona eş koşmadan kulluk yapacaksın. Karıştırarak değil yani. Müşrik olmadan müvehhid olacaksın. Ehli tevhid olacaksın. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın ehli ve erbabı olacaksın. Ve tukimussala, namazı hakkıyla kılacaksın. Ve tu'tiz zeka, zekat vereceksin. Ve tasilu zâ rahmike, yani yakınınla irtibatı devam ettireceksin. Sile-i rahim yapacaksın. Bu işte. Felemma edbere, adam döndü gidiyor. Gidince kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, اِذَا تَمَسَّكَ بِمَا اُمِرَ بِهِ, bu kişi kendisine emredilen bu hususlara sımsıkı yapıştığında دَخَلَ الْجَنَّةِ, cennete girmiştir. Zaten şirk koşmadan Allah-u Teala'ya ibadetle insan cennete giriyor. Öyle değil mi? Cennete girmenin şartı budur. Müvahhid olmak. Ehli tevhid olmak. Evet. Ondan sonra namazdır, oruçtur, onlar da cennetteki dereceleri ne yapıyor? Arttırıyor. An Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, 85. hadis-i şerif, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, eflalü sadakati alâ dirrahmil kâşihi. Şimdi burada mühim bir şey, sadakanın en eftali, yani sadaka dediğimiz nedir? Sadaka bizde şöyle işte demir para, basit bir kağıt parayı vermek gibi bir şey geliyor. Aslında sadaka, zekatı da içine alıyoruz. Yani sadaka denince zekat anlaşılır. Farz olan, vacip olan fitre anlaşılır. Bir de nafile olarak yapılan teberrular, hayırlar anlaşılır. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, sadakanın eftali alâ dirrahmil kâşihî. Yani böyle perişan bir vaziyette olmuş, kalmış efendim, ağaç, açıkta olan mahremlerine verilmesidir. Zekatın öncelikle mahremlerine, yani mahrem derken bir insan oğluna veremez mesela. Ama onun dışında işte zekat veremediğin yakınların var. Onların dışındaki en yakınlardan başlamalı. Çünkü onların ihtiyacı görülmeli. Onu görmek öncelikle sana düşüyor. Bir başkası senin gelip kardeşine zekat vereceğine, sen ver ona. Herkes kendi avlusun, evinin önünü, avlusun temizlediği zaman ne oluyor? Sokak temizlenmiş oluyor. Takabbelallah, barakallah. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve şeyhina kâfe ve ilâ ruhu ruhina fennubuvamız khâssa ve ilâ ruhu şeyhina ve hâdînâ yullâh el-hâc mahmudu ve hâsız khâssa illâhi teâlâ el-fâtiha. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ آل سيدنا محمد.